Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere tamlamalarla ilgili 20. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda aşağıdakilerin hangisinde çocuk sözcüğü sıfat tamlaması içinde kullanılmıştır diyor. Buraya her gün gelirdi çocukcağız. Bakın çocukcağız kelimesi tamlama kurmadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Bu iş ona çocuk oyuncağı gibi gelmişti ifadesinde ise çocuk oyuncağı birinci sözcük ek almamış, yani tamlayan ekini almamış. İkinci sözcük ise iyelik ekini aldığından dolayı bu nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Çocukluk anılarını anlattı gözleri dolarak. Bakın çocukluk anıları yine birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük ise iyelik ekini almış. Yine aynı kullanım var. Bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Çocuk olmak gönlünce yaşamaktır. Arkadaşlar burada da çocuk kelimesi tamlama kurmamış. O yüzden bunu da eleriz. B'yi de elemiştik, C'yi de elemiştik. İkide bir çocukça şakalar yapıyordu cümlesinde ise bakın şaka isim, nasıl şakalar? Çocukça şakalar. Çocukça sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatı artı isim nedir arkadaşlar? Sıfat tamlamasıdır. Bize de soruda sıfat tamlamasını sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu dörtlükteki numaralı sözlerden hangisi ötekilerinden farklı bir tamlamadır? Miracının muradı tamlayan ekini almış, iyelik ekini almış. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Kalbimin arzusuydu derken yine kalbimin arzusu. Tamlayan ekini almış, iyelik ekini almış. Bu da nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Gül bahçeleri birincisi ek almamış, ikincisi iyelik ek almış. Bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Sesinin yankısı tamlayan ekini almış, iyelik ekini almış. Bu da arkadaşlar yine belirtili isim tamlamasıdır. Güzelliğin eliyle derken bakın güzelliğin eli olacak. Şuradaki iyi eki de iyelik ekidir. Dolayısıyla tamlayan da tamlanan da ek almış. Bu da belirtili isim tamlamasıdır. 5 tane tamlamanın hepsi isim tamlaması fakat 3 numara belirtisiz isim tamlaması olduğu için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demiş. Tamlayanı ortak isim tamlaması. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna, düzlüğüne, yokuşuna ölürüm derken bakın Türkiye'min yolu, Türkiye'min düzlüğü, Türkiye'min yokuşu. Arkadaşlar bu nedir? Bu tamlayandır. Diğerleri ise tamlanandır. Dolayısıyla bir tamlayan 3 tane tamlanana bağlanmıştır. Doğrudur. Tamlayana ortak isim tamlaması vardır. Bu yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz. Sıfat tamlaması var mı? Bakalım. Kır atım derken at isim. Nasıl at? Kır at. Kır sözcüğü niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatı artı isim sıfat tamlamasıdır. Dolayısıyla B seçeneği de vardır. Bunu da elemiş oluruz. Birden çok belirtili isim tamlaması demiş. Nerede var arkadaşlar? Bakın, ırmağın akışına derken yine belirtili isim tamlamasıdır. Türkiye'min yolu derse arkadaşlar, bu da nedir yine? Belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla birden çok belirtili isim tamlaması vardır. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. Zincirleme isim tamlaması bakalım. Dursun arkadaşlar. Tamlayan görevli özel isim demiş. Bu nerede var? Bakın bu da yine Türkiye'min yolu dediğimizde arkadaşlar. Türkiye nedir burada? Özel isimdir. Türkiye'min yolu da belirtili isim tamlamasıdır. Türkiye'de tamlayan görevinde olduğundan dolayı E seçeneğini elemiş oluruz. Bu parçada arkadaşlar zincirleme isim tamlaması yoktur. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, cümlelerin hangisinde dandan eki, tamlayan eki görevinde kullanılır demiş. Hatırlarsanız konu anlatım videosunda bahsetmiştik arkadaşlar. Bu tamlayan eki yerine yani ın, in, un, ün yerine geçebiliyor kullanımına göre. Buna bakmış olacağız. Bakalım şehrin uğultusundan bunalmış ruhumuzun nadir duyabildiği taze bir heyecanla derken arkadaşlar bunun yerine biz ın getirebilir miyiz? Hayır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Ufkun dört duvarına kanadını vurarak rüzgar sürüklenirken derinlerden derinler ifadesinde
Yine den ekinin yerine ın eki getirip tamlama yapabilir miyiz? Hayır. Bakın bunu denemiş olduk. Ben böyle atılmış gibi yurdun bir ucunda, sen benden uzak, ben sana hasret ifadesinde den ekinin yerine ın getirebilir miyiz burada da? Tamlama oluşturabilir miyiz? Hayır. O yüzden bunu denemiş olduk. Körfez'deki dalgın suya bir bak, göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta ifadesinde den ekinin yerine ın getirebilir miyim? Bakın gecelerden biri, gecelerin biri olur. Belirtili isim tamlaması yapar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yeşil pencerenden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin işi derken, bakın arkadaşlar şuradaki den ekinin yerine yine ben ın getiremem, tamlama oluşturamam. Bundan dolayı biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Beşinci soru, bu cümlelerin hangisi ya da hangilerinde tamlanan eki düşmüş bir at tamlaması vardır? Dünkü maçın sonucunu ona ben söyledim ifadesinde maçın sonucu belirtili isim tamlamasıdır. Fakat ekin düşmediğini görüyoruz. O yüzden biri elemiş oluruz. Her gün buraya tanımadığım birileri geliyor ifadesinde isim tamlaması olmadığı için arkadaşlar biz 2 ile elemiş oluruz. Bizim ailede akşam yemekleri hep birlikte yenir cümlesinde ise arkadaşlar şu aile kelimesinin yerine ben ailemiz desem, bizim ailemizde akşam yemekleri hep birlikte yenir ifadesinde şuradaki iyilik ekinin düştüğünü görüyoruz. O yüzden 3'ü alabiliriz. Herkes bunları kimin getirdiğini soruyordu cümlesinde ise yine değerli arkadaşlar bakın böyle bir kullanım yok. Bunu denemiş oluruz. Buradan çıktıktan birkaç saat sonra da sana uğrayacağız ifadesinde yine tamlama yok, isim tamlaması yok. O yüzden bunu denemiş oluruz. Görmüş olduğunuz gibi 3 numaralı cümlede tamlanan eki düşmüş bir at tamlaması vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu dizelerdeki numaralanmış sözlerin hangisi tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlamasıdır? Bakalım. Işığıydın ülkemin derken bakın ülkemin ışığıydın olacak arkadaşlar. Bununla bunun yer değiştirmesi lazım. Çünkü bu tamlayan, bu da nedir arkadaşlar? Tamlanandır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu dörtlük dil bilgisi açısından incelenirse aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur demiş. Birden fazla belirtisiz at tamlaması vardır. Parçaya baktığımızda arkadaşlar bakın incir kuşları demiş. Ne kuşları? İncir kuşları. Tamlayan ek almamış. Tamlanan ise iyelik eki aldığı için bu nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Yine kuş yeri birincisi ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. İki tane belirtisiz isim tamlaması var. Birden fazla. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Tamlananı düşmüş bir at tamlaması vardır diyor. Peki bu nerede arkadaşlar? Bakın kiminin rengi ak, kiminin neyi arkadaşlar sarı, kiminin rengi sarı olacak. Dolayısıyla tamlananın düştüğünü görüyoruz. Bundan dolayı biz B seçeneğini de elemiş oluruz. Tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük girmiş at tamlaması vardır. Bakalım arkadaşlar bu dursun. Sıfat tamlamasına yer verilmiştir. Sıfat tamlaması bir kuş derken bakın kuş isim. Kaç kuş? Bir kuş. Bir sözcüğü burada sıfattır arkadaşlar. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Bunu da elemiş oluruz. Belirtili at tamlaması vardır. Bahçemin incirleri derken tamlayan ekini almış, iyelik ekini almış. Bunlar arkadaşlar neyi oluşturur ikisi beraber? Belirtili isim tamlamasını oluşturur. O yüzden biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Fakat tamlayanı ile tamlananı arasında sözcük girmiş at tamlaması olmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdakilerin hangisinde at tamlamasının tamlananı farklı türde bir sözcükten oluşmuştur diyor. Merhametin ta kendisiydi gözlerin ifadesinde merhametin kendisi tamlayan ek almış, tamlanan iyelik eki almış. Bu nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Fakat kendi sözcüğünü hatırlarsanız yine zamirler konusunda bahsetmiştik konu anlatım videosunda. Bu nedir arkadaşlar? Kendi dönüşlülük zamiridir.
Okulun duvarı çöktü, altında kaldım cümlesinde ise okulun duvarı tamlaya ne kalmış? Tamlanan iyilik ekini almış. Nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Okul isim, duvarda isim. Dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum derken dünyanın çiçekleri. Her ikisi de ek aldığı için belirtili isim tamlaması. Dünya isim, çiçekler de isim görevinde kullanılmıştır. Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım ifadesinde ise köy öğretmeni birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için burada ne vardır? Belirtisiz isim tamlaması vardır. Köy isim, öğretmen de isim. En güzellerini saymadım çiçeklerin ifadesinde ise çiçeklerin güzelleri olacak arkadaşlar. Tamlayan ekini almış, tamlanan da iyelik ekini almış. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunlar yer değiştirmiş. Bu da nedir yine her ikisi de ek aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Güzel de isim, çiçek de isim. Farklı olanı sormuştu. A seçeneğinde kendi sözcüğü dönüşçülük zamiri olduğundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu dizelerdeki altı çizili sözle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir. Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir ifadesinde. Bakın arkadaşlar, ayak sesleri, kanat sesleri. Sesleri sözcüğü nedir burada? Tamlanandır. Ayak sözcüğü tamlayandır. Yine kanat sözcüğü de tamlayan görevinde kullanılmıştır. Yani bir, iki tane tamlayan, bir tane tamlanana bağlanmıştır. Bakalım, belirtili at tamlamasıdır. Değil arkadaşlar, ayak sesleri ya da kanat sesleri dediğimizde belirtisiz isim tamlamasıdır. A seçeneğini elemiş oluruz. Tamlayanı ortak, belirtisiz at tamlaması. Tamlayan ortak mı? Farklı. İki tane tamlayan var. O yüzden biz B seçeneğini elemiş oluruz. Tamlananı ortak, belirtili at tamlamasıdır demiş. Peki bu doğru mu arkadaşlar? Belirtili at tamlaması değil ki. Belirtisiz at tamlaması. Tamlayan ortak fakat belirtili değil, belirtisiz at tamlaması olduğu için C seçeneğini elemiş oluruz. Takısız at tamlamasıdır. Arkadaşlar takısız at tamlaması değildir. Takısız at tamlaması neden ve neyden yapıldığını bildirir. Böyle bir kullanım yok. O yüzden D seçeneğini elemiş oluruz. Tamlananı ortak belirtisiz at tamlamasıdır. Kanat sesleri, ayak sesleri. İkinci sözcük ek almamış. Tamlanan ek aldığı için belirtisiz at tamlamasıdır. Ve tamlananlar da ortak olduğu için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu dizelerde aşağıdaki tamlama çeşitlerinden hangisine örnek yoktur demiş arkadaşlar. Belirtili at tamlaması. Parçaya şöyle bir baktığımızda arkadaşlar, bakın balkonların demiri demiş. Burada nedir? Tamlayan ek almış. Tamlanan da iyelik eki aldığı için belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. O yüzden A seçeneğini eleyebiliriz. Tamlayanı yer değiştirmiş, belirtili at tamlaması diyor. Bu nerede var? Bakın yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların ifadesinde çocukların yüzü olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu tamlayandır. Bu da nedir arkadaşlar? Bu da tamlanandır. Tamlayanla tamlanan yer değiştirdiği için B seçeneği de vardır. Bunu da elemiş oluruz. Tamlayanı ile tamlananı arasına sıfat girmiş at tamlaması diyor. Peki bu nerede var? Bakın ölümün körfezi. Her ikisi de ek almış belirtili isim tamlaması. Nasıl körfezi? Cesur körfezi. Bu da niteleme sıfatıdır. Belirtili isim tamlamasının arasına niteleme sıfatı girmiş. C'yi de bulduk. Bunu da elemiş oluruz. Sıfat tamlaması bu var mı arkadaşlar? Bakalım. Son gülümseme demiş bakın burada. Bu da sıfat tamlamasıdır. Cesur körfez bu da sıfat tamlamasıdır. Bunu da elemiş oluruz. Zincirleme at tamlaması arkadaşlar parçada zincirleme isim tamlaması yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kuralı örnekleyen bir kullanım vardır demiş. At tamlamasında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Küçük bir çeşmeyim yurdumun unutulmuş bir dağında derken burada var mı arkadaşlar?
Bakın, yurdumun dağı olur. Yine belirtili isim tamlamasıdır. Fakat yer değiştirmediğini görüyoruz. A seçeneğini elemiş oluruz. Sivas yollarında geceleri katar katar kanılar geçer ifadesinde ise yine böyle bir kullanım yok arkadaşlar. Bunu delemiş oluruz. Benim doğduğum köylerde şimal rüzgarları eserdi ifadesinde şimal rüzgarları belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla burada da böyle bir kullanım yok. Bunu delemiş oluruz. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini, ormanların en kuytusunu sende görmekteyim ifadesinde ise bakın denizlerin mavisini, ormanların kuytusunu derken belirtili isim tamlamaları var. Dolayısıyla burada da yer değiştirmediğini görüyoruz. Bunu delemiş oluruz. Sakarya saf çocuğu Masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun derken bakın arkadaşlar Anadolu'nun çocuğu olacak. Yani tamlayanla tamlananın yer değiştirdiğini görüyoruz. Yine Allah yolunun divanesi zincirleme isim tamlamasıdır. Dolayısıyla bunların da yer değiştirdiğini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, 20. testin son sorusu, 12. soruya geldik. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem tamlayanı hem de tamlananı sıfatla belirtilmiş isim tamlaması vardır diyor. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı derken aşkın anlamı belirtili isim tamlamasıdır. Sıfat almadığı için bunu elemiş oluruz. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne kar koysan köz olur aşkın külüne derken aşkın külü belirtili isim tamlamasıdır. Sıfat almadığı için bunu da elemiş oluruz. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban derken nesnenin bitimi. Tamlayan ek almış, tamlanan da iyelik eki almış, belirtili isim tamlamasıdır. Bir bitimi demiş, bir sözcüğü burada bitim kelimesini isim belirttiği için sıfat. Hangi nesnenin, her nesnenin, her sözcüğü de ismi belirttiği için yine sıfat görevindedir. Dolayısıyla hem tamlayanı hem de tamlananı sıfat almış, belirtili isim tamlaması vardır. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban derken burada da arkadaşlar herhangi bir tamlama yok. Bunu delemiş oluruz. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım çözülmüyor mihriban derken sarı saçlar arkadaşlar sıfat tamlamasıdır. Deli gönlüm de yine sıfat tamlamasıdır. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın. Hepinize kolay gelsin.